Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda iPhone telefonu şarja takınca konuşma özelliği nasıl açılır sorusuna yanıt vereceğim. Örnek olarak bu telefonu şarja taktığımda arkadaşlar söylemesini istediğim herhangi bir cümleyi söyletebiliyorum. Şimdi hemen gösterelim, telefonu şarja Telefon şarja takıldı. bağlıyorum. Bunun gibi arkadaşlar herhangi bir cümleyi söylettirebilirsiniz. Hazırsanız işlemin nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi ilk yapacağımız işlem kestirmeler uygulamasını telefonumuza yükleyelim. Standart olarak birçok iPhone telefonunda kestirmeler uygulaması yüklü olarak geliyor. Eğer sizde yüklü değilse App Store'u açalım ve buradaki arama kısımlarını kullanarak kestirmeler şeklinde yazalım. Eğer telefonunuza yüklü değilse buraya arkadaşlar tıklayarak telefonumuza kestirmeler uygulamasını yükleyelim. Yükledikten sonra veya farklı bir şekilde site yüklüyse aç seçeneğini seçerek kestirmeler uygulamasını açalım. Böylece karşımıza kestirmeler uygulamasının ana penceresi gelecektir. İlk olarak hemen alt kısımdaki otomasyon seçeneğini seçelim. Ardından kişisel otomasyon yarat diyelim. Karşımıza gelen pencereden sayfanın alt kısımlarına doğru ilerleyip şarj aleti yazan yeri seçelim. Ve burada karşımıza iki seçenek sunuluyor. Bunlardan bir tanesi bağlıyken yani şarja takarken, diğeri ise arkadaşlar bağlı değilken. Tabii daha sonra bu kısma gelerek bağlı değilken şeklinde de işlem yaptırabilirsiniz. Şimdi bağlıyken, seçiliyken sonraki diyorum. Ardından işlem ekleyeceğim. Yani bir metin arkadaşlar belirlemem gerekiyor. Bunun için işlem ekle diyorum ve buradaki arama kısmına metin şeklinde yazıyorum. Bakın şurada metin seçeneği geldi. Buradaki metin seçeneğini seçiyorum. Ve devamında bu telefonun konuşmasını istediğim metni arkadaşlar belirliyorum. Örneğin telefon şarja takıldı şeklinde. Metni belirledikten sonra yapmam gereken şey telefonun bu metni arkadaşlar söylemesini sağlamak. Bunun için hemen bakın sağ alt kısımdaki bitti seçeneğini seçiyorum. Ve ardından buradaki arama kısmını arkadaşlar metni şeklinde yazıyorum. Daha doğrusu metni boşluk seslendir şeklinde de yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra bakın metni şeklinde yazdıktan sonra metni seslendir diye bir seçenek çıkacak. Bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra hemen metin yazan yerin sağındaki ok kısmına arkadaşlar tıklıyorum. Buradaki seçeneklerden isterseniz sesi değiştirebilirsiniz. Örneğin mesela burayı sesi tıkladıktan sonra bunu ben yelde olarak değiştiriyorum. Buradaki işlemim tamamlandı. Şimdi arkadaşlar sonraki diyorum. Bakın üstten sonraki diyorum. Ve çalıştırmadan önce sor seçeneğini de kapalı hale getiriyorum. Ve sorma diyorum. Şimdi bitti diyorum arkadaşlar. Ve işlemim tamamlandı. Bakın otomasyon kısmına bu geldi. Şimdi kontrol edelim. Hemen şarjı arkadaşlar telefona bağlayalım. Telefon şarja takıldı. Evet, görüldüğü gibi telefonu şarja takınca konuşma özelliği bu şekilde arkadaşlar aktif edebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.